Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Emanet dizisi yeni bölümde Nana ile Poyraz formalite evliliklerinin ortaya çıkmaması için balayı teklifini kabul etmek zorunda kalacaklardır. Hem böylece Poyraz'ın baş başa kaldığında Nana'ya aşk itiraf ettirmesi daha kolay olacaktır. Öncelikle Nana ile Poyraz'ın birlikte gerçekten evli, mutlu ve çocuklu olduğu bölümleri görmek istiyorsanız ve ayrıca bu dizinin hiçbir zaman final yapmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenin, keşke Nana ile Poyraz'ın artık dünyalar tatlısı bir bebekleri olsa diyorsanız, bolca kalp emojisi şeklinde yorum yapın hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde, balayına tatile giden Nana ile Poyraz birbirleriyle yakınlaşma fırsatı bulacaklardır. Bir yandan Cansel Yılanı, diğer yandan Sinem Yüzsüzü gerçekten Nana ve Poyraz'ın aşklarını doyasıya yaşamalarına izin vermedi. Nihayet Poyraz ve Nana baş başa otelde birlikte vakit geçirebilecekler. Formaliteden balayına gelmiş olsalar bile Poyraz ve Nana istemeden de olsa yakınlaşacaktır. Bu yakınlaşma Nana'nın Poyraz'a karşı olan aşk ateşinin daha da harlanmasına neden olacaktır. Ancak eğer ki Cansel ve Sinem sırf Nana ile Poyraz'ın bir birliktelik yaşamaması için bir dümen çevirirlerse, Nana ile Poyraz balayında bile bir birliktelik yaşayamadan evlerine geri dönmek zorunda kalacaktır. Çiftimiz her ne kadar bir birliktelik yaşayamasa bile evliliklerini gerçek bir evliliğe dönüştürmek için ilk adımı balayında atacaklardır. Bu ilk adımda Nana'dan gelecek olan bir aşk itirafı ve Poyraz'ın yanağına kondurulan ufak bir öpücük olacaktır. Nana için ufak olan o öpücük Poyraz için oldukça önemli olacaktır. Poyraz'ın hayatı o öpücükten sonra tamamen değişecek ve Poyraz yaşadığı bu hayattan keyif bile almaya başlayacaktır. Çiftimiz nihayet birbirleriyle daha fazla yakınlaşma fırsatı bulacak ve artık Nana'nın da Poyraz'a karşı olan hislerine engel olmaya çalışmaktan vazgeçmesiyle birlikte hem eğlenceli hem de romantik aşk sahneleri karşımızda olacaktır. Poyraz nasıl ki zamanında Nana ve Yusuf'u kötü adamların elinden kurtardıysa, Nana onu her zaman prensi olarak görecektir. Nana ile Poyraz'ın mutlulukları ancak çok uzun sürmeyecektir. Çünkü Cansel'in yapacağı kötülükler Nana ile Poyraz'ın aşklarına engel olmaya devam edecektir. Ancak Poyraz, Nana'yı tüm kötülüklerden koruyacağına dair verdiği sözü tutacak ve bir daha onun saçının teline bile zarar gelmeyeceğini söyleyecektir. Poyraz artık Nana'nın kendisinden değil aşık olmaktan kaçtığını anlayacaktır. Nana ise kimi sevdiyse başına hep kötü şeylerin geldiğini ve Poyraz'a da gerçekten aşık olursa onu da kaybetmekten korktuğunu söyleyecektir. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.